galibiyeti fazlasıyla da hak ettiler. Hocam çok doğru başladı diyorsun da 20 dakika oyunda bir şey yok gol olana kadar. Şimdi Şenol Hoca O elinde bir kadro kontrollü var. oyun. Elinde Şenol dediğin yani yok var yok. ya o Kontrollü. Beşiktaş'ta Yok oynuyorsun. yok. Elinde bir Yani kadro var. Şenol Hoca'nın elinde bir kadro var. Şimdi çekiyorsun kadroya bakıyorsun. Şenol Hoca'nın bilindik bir 11'i var. Bilindik bir 11'den yaptığı değişikliklere baktığın zaman bir tanesi Rebic. Her hocanın almak isteyeceği bir oyuncu. Milan'dan gelmiş. Hırvat milli takım oyuncusu. Öbür tarafta Raşika geçen sene şampiyonluk yaşamış. Beşiktaş'ın dolduramadığı bir yer vardı. Hırvat Erik milli Bailly takım aldı. oyuncusu Erik olabilir Bailly ama aldı, dolduramadı. Hayır bak, Erik Bailly aldı ve net oynatamadı. pozisyonu olmayan bir oyuncudur Antrenebi. Santrofor arkası oynar, Hocam santrofor oynuyor, orada çizgi da oynuyor. oynar. Milan'da falan orada oynadı, Hayır hepsinde oynadı. oynayabilir. Net bir oyuncu Hocam değil. kimin net ki? Yani Evet. herkesi bir tarafa koyduğu zaman oynuyor işte hoca. Ya 11'de oynayabilir, forma net verdiği oyuncu zaman. değil. Yok oynayabilir hocam. Benim kendi O görüşüm. benim Gene görüşüm söylüyorum. işte. Sen Bu söylüyorsun senin hemen galiba. Bu benim görüşün tabii. görüşüm Rebic tabii. oynuyor. Şimdi Şenol Hoca bir kadro çıkardığı zaman ben baktığım zaman ben de olsam ben de çıkarabilirim o kadroyu. Yani Rebic'i oraya koyarım, Raşika'yı oraya koyarım. Aboubakar tercihini kendi düşünmüştü. Sonuçta bu takım patronu budur. İyi gitti mi nasıl övüyorsa, kötü gitti mi de burada Aboubakar'ın oynaması lazım. Niye? Çünkü Aboubakar bu takımın kalbi gibi bir şey yani. Aboubakar olduğu zaman hep bir şeyler bekliyorsun. Olmayan pozisyonu bile yaratıyor. Biz şimdi Trabzon'u 2 hafta önce Rize'ye karşı oynayan Trabzon'da buydu yani. O zaman bir lise çıktı. Hani bana biraz zaman tanıyor. Buydu Zaman derken tanıyor. abi. Yani neredeyse gönderileceğim Buydu ben. derken anlamadım. Şunu Bielisa Rize maçından sonra verdiği demeçte süre istiyor. Yani beni gönderecekler Ama havasındaydı. transfer yapmış. Yani orta sahaya Mendy'yi almış. Kim? Önaçı'yı almış. Mendy Rize falan. karşısında Santrafor'da Mendy bölgesinde falan yönetim almış hocam. Bak yönetim ama çok iyi bir iş yapmış. Hayır, tamam bak da onu söylüyorum. Beşiktaş'ta transferde yönetim Yönetim almıyor mu alsın. ya? Hayır, Hocam doğru. Yönetim tamam alsın alıyor hoca fark oynatıyor etmez. zaten. Bak burada bir şey yok. Siz rahat işini yapıyorsunuz. Ne Eze yapıyoruz abi? eze yendi gibi düşünüyorsunuz. Bence eze eze yendi bir şey yok. Duran gollerden yani. Goller atıldı. Doğru. Ya Beşiktaş iyi oynadı diyorsun. Eze eze yenmedi. Beşiktaş iyi oynadı 3-0. demiyorum. İlk Siz yarı 3-0 olacak Trabzon'a bak. maçta Ya Beşiktaş'ta oynuyorsun. 12. dakika hocam. Mendy bir tane faul Doğru yaptı. Bir dakika, kadro bir dakika. çıkardığın Mendy bir tane takım. faul Evet. yaptı. Evet. Hani görüntü olsa Evet. göstersek. Evet. Kırmızısı bile düşünebilir. Sarı kartı Hiç %100. sarı kart olur. Kırmızı olmaz o senin Yok. görüşün. Ya benim görüşüm. Tam Yani benim de görüşüm tartışılabilir sarı diyorum. kart. Kırmızı hayatta olmaz. İkinci yarı 50. dakika oyundan atılabilir. Niye atılacak? Yo, E sarı aynı kartı şeyler gördü. Beşiktaş'ta da Ya var sen abi. o atılacak, bu Ama atılacak da aynı sen şeyler şimdi o Beşiktaş'ta da atılacak, var bu Gökhan abi. atılacaktan daha mı? Beşiktaş takım diyorsun ya, Rebic onur Ya, oynattı. Demek ki yanlış bir şeyin şey takım çıkardı. Bakasitas'ın boğazını İlk yarı sıkması 3-0 kırmızı değil oluyordu. mi yani? Ya bu iyi çıkardı, doğru takım veya doğru mu oynadı? Yani Trabzonspor öylesine şansına mı yendi yani, öyle duran Trabzon top vesaire şansı falan? var. Trabzon bu maç iyi mücadele etti. İyi Tamam. oynadı. Beşiktaş niye? Evet. Beşiktaş da oynadı diyorum. Ya Beşiktaş elinden Beşiktaş niye geleni yaptı. oynadı? Beşiktaş bugün, Beşiktaş'taki oyuncuların bugünkü performansı Evet. bu kazanmak için yeterli değildi. Tamam. Evet. Trabzon bir cami olarak ise hayır. Evet. Trabzon cami olarak bu maçı kazanmaya ihtiyacı Evet. vardı. Beşiktaş'tan daha çok İhtiyacı oldu. istedi. Evet. Daha çok istedi. Daha çok mücadele etti ve kazandı. Yalnız ihtiyaç tamam, bunu açıklamak. Özgürcan ben de Taktiksel olarak ama da dersine yani. iyi Evet hazırlanmış Gökhan bir abi. Bielitsa vardı. Öyle açıkların. Dersine iyi Şimdi sen çalışmamış. Şenol şimdi Güneş var. Gökhan abi şunu yapıyor. Yani siz Trabzonspor Beşiktaş'ı eze eze yendi yorumu yapıyorsunuz. E o zaman şu anda da sen Trabzonspor'da işte yendi diyorsun yani. Trabzonspor'un galibiyetini sen küçümsüyorsun şu anda abi. Trabzonspor'un galibiyeti. Biz Trabzon Beşiktaş'ı eze eze kazandı. yendi diye bir şey Kazandı demedik ki 3 abi. Ya Beşiktaş nasıl? kötü oynadı. Trabzonspor daha iyiydi ve kazandı, bu Ya kadar kötü yani. oynatan kim? Trabzonspor'un iyi oynaması yani, ya. Rizespor karşısındaki Trabzon'un iyi oynaması Trabzonspor iyi Beşiktaş'ın kötü oynamasın. oynamasından Evet, öyleyse yani. evet. Şey, Trabzonspor iyi oynadı. Abi, Trabzonspor aynı, kötü oynadı. Kötü oynadı. Yanlış bir şey yok ya. Ama, ama eze eze Trabzon yendi bugün falan diyorsun da abi, öyle bir şey demedik ya. Ya Trabzon bak bugün çıktı, oynadı ve istediğini aldı. E tamam zaten sahaya bu Beşiktaş'ın şey, oyunu çıkıyor. Şimdi Şenol Hoca yanlış yaptı falan gidersek. Kaybetseydi, kazansaydı bu maçı çıkardığı kadro harika İyi bir kadro olurdu. olacaktı. Tabii çıkardığı kadro doğru bir. Överdiniz. Tabii. Tamam. Böyle zaten tamam, sonuç Rize, oyunu. ama şöyle Bak abi. sonuçta. Yani 2 hafta önce Rize maçı, çok özür dilerim. 2 hafta önce Rize maçında Trabzonspor'un santraforu yoktu abi. Orta sahada net bir 6 numarası yoktu. Bir net 6 numarası geldi, bir santraforu geldi ve takımın oyun şekli tamamen değişti ya. Eksik parçaları Eksik tamamlandı. parçaları tamamladı abi. Yani o Trabzonspor'la bu Trabzonspor bir değil. Gökhan. Onu söyle yani. Şöyle Yani bir şey var. Rizespor karşısındaki Şimdi Trabzonspor'la Beşiktaş karşısındaki Trabzonspor bir değil yani. Çok bugün ikisi de farklı bir takım. Beşiktaş elindeki en iyi 11 ile çıksa sonuç bu olmazdı. Çünkü Beşiktaş'ın anlaşmış elinde biz hep ne diyorduk? Ya Aboubakar olmazsa kim oynar? Biz bunun konuşmasını, bunun tenkitlerini yaparken Şenol Hoca çok önemli bir maçta
Trabzonspor gibi işte uzun zamandır aralarındaki rekabetten dolayı da önemli bir maçta 11'ini bence doğru istediği gibi eldeki bir dediğimiz şekilde bir 11'le çıkmadı. Koysa halbuki klasik, kuvvetli, güçlü 11'ini, Muleka'sını, işte Abu Bakar'ını, Cenk'i kullanabilirse kullanır ya Raşit'se kullanır. Bu 11'i kurmadığı için, halbuki biz hep ne diyorduk, öyle bir orta sahası var ki, işte makine dairesi gibi. Bu makine dairesi bütün Galatasaray'ın orta sahasını da salladı, işte Fener'in orta sahasını da salladı. Bütün diğer takımlara oynadığı maçlarda öyle. Fakat burada bir parça su kaynatmaya başlayınca bir planı üretilmedi. Cem abi, bir de eldeki maçtan sonra çok özür dilerim. Fizikten bahsetti. Yani Trabzonspor'un sertliğinden bahsetti. Ben zaten yarın kezinde onu yazdım yani. Trabzonspor sahaya bir fizik koydu yani. Bir sertlik koydu. İyi bir mücadele etti ve Beşiktaş'ı bozdu o anlamda. Hayır, yani. sırf onu mu koydu? Ve biz buna cevap veremedik. Hayır, dedi hocam. Ulaş. Şimdi ön alan baskısı yaptı her geldi. Topu sokturmadı oyuna. Baskıları evet, çok doğru. Evet, kazanamadı evet. Orta sahaya geldi. Yok, oralar da var hocam da. Sahanın 2/3 oranında orta sahada karşıladı ama önde topu oyuna sokturmadı, hataya zorladı. Oyuna bir de 20 dakika öyle dengeli başlaması normal. Çünkü kendi evinde bir Rize en son oynadığın iç saha Rize maçını 3-2 kaybetmişti. Yani öbür tarafta şimdi yani Onur oynadı. Önünde Antrebiç. Beşiktaş yendi. Bu benim düşüncem. Ben yine söylerdim. Yani Antrebiç %100 hazır değil. Milan'da oynayabilir, edebilir. Arkasından bir de maçın ilk 45 dakikası çok net belli oldu. Bir istatistik varsa çıkar. Onur'un bölgesini çok kullandılar. Senin Masuak gibi bir oyuncu varsa silahın. Muleka gibi Abu Bakar'la anlaşan bir oyuncu. Bunları önce monte edersin. Seninle oynar, yani bu oyuncular yorgunsa dersin ki 45 dakika sizin de başınıza gelmiştir. Sizin de 45 dakika oynatırsınız oyuncu dersine 50 dakika 60'ta seni çıkaracağım oyundan. Önce biz oyunu tutmamız gerekir. Şenol Hoca gibi tecrübeli, başarılı bir teknik adam önce oyunu tutmadan ya dedi ki bu oyuncularla bir rotasyona gideyim ben oynatayım yorgun geldi vesaire falan. Ama iş işten geçti. Yani uçurtmanın ipi elden kaçtı. Ondan sonra ikinci yarı onu çevirmek 2-0. Evet, Trabzonspor yani coşkuyu almış arkasında. Trabzonspor kendi evinde, kendi sahibi seyircisi önünde bir de yani artık o istekle artık bir saha içinde ciddi bir isteyen bir grup var. Coşkulu. Yani oradan onu çevirerek ikili mücadele bakıyorsun daha iyi. Sahipsiz toplarda daha iyi. Sıcak temasları kazanan bir Trabzonspor. Yani havaya çok girmiş bir Trabzonsporcu. Ya evet. Bugün maçtan önce camianın ihtiyacı var. Nasıl diyor yani biz ters bir netice olsa bu seyirciyi toplayamazsın. Belki son defa geliyor. İşte yönetimin ihtiyacı var. Evet. Hakikaten doğru işler yaptı, doğru. Yönetimin ihtiyacı evet. Var, futbolcunun ihtiyacı evet. Var. Yani doğru, bunların hepsi doğru. Bir araya geldi mi zaten sahaya da o performansı koydular, mücadele ettiler. Ama sen diyorsun ki sen fiziğiyle yendi diyorsun. Hayır, fizik koydu. Yani taktiksel olarak da bence Trabzonspor bugün iyiydi hocam. Ya hocam ben kötü demiyorum ya ki. Şimdi, ben Trabzonspor yani bak maçı hak etme demiyorum. Beşiktaş kötüydü bugün. Beşiktaş kötü zaten. Kötüydü ve kötü Trabzonspor zaten. İyiydi. Bak yani sadece şu var. Seninle bu konuda anlaşamıyoruz bir türlü Gökhan abi. Hayır, geçen bir Beşiktaş maçında da anlaşamadık. Yok, gayet iyi anlaşıyoruz. Yani, bir şey yok. O maç berabere mi bitmişti? Bak Trabzonspor bugün ben sana ne dedim? Mendy hatırlıyorsan hakikaten iyi oyuncu dedim. Programda ilk programda. Evet. Hakikaten çok iyi oyuncu dedim. Bak Trabzonspor çok iyi bir oyuncu aldı dedim. Ona şey zaten biliyorsun yani Southampton boş yere o adamı almadı veya İşte Belçika'da o kadar golü boş yere, Danimarka'da o kadar golleri boş yere atmadı. Zaten iyi oyuncu olduğunu söylüyoruz. Trabzonspor hakikaten ihtiyacı olan bölgeye adamlarını aldı. Beşiktaş'ta Şenol Hoca şunu yaptı. Belki Abu Bakar'a bir ders vermek istedi. Yani gitti, işte yönetimden izin aldım dedi. İzin alıp almadığı bile belli değil bence. Abu Bakar gene gitti. Yani nasıl Sergen Hoca tamam, şampiyon abi, olduğumuz... Tamam, koydu Abu Bakar'a ikinci yarı. Ya... 2-0 olunca koydu. Belki sonuç öyle olmasa o anda koymayacaktı. Daha ilerleyen dakikada koyacaktı. Bir anda maç 2-0 olduğu zaman bu sefer döndü. Klasik makine ayarlara döndü deriz ya yani. Fabrika ayarlarına döndü. Abu Bakar'la oyunda ne yaptı Beşiktaş abi ilk yarıya nazaran? Zaten maç bitmişti. Döndüremezdi yani zaten. Maç bitti zaten. Oyunu döndürmek için. Yani? Bak 2-0'la başladı. Maç zaten bitmişti. Bak seyirciyi maça ortak etti. Trabzon'daki en önemli olay taraftarı maça ortak etmeyeceksin. Trabzonspor taraftarı Trabzonspor öne geçtikten sonra oyuna iyice hakim oluyor. Yani sahadaki oyuncular hakikaten itiyor. Yani hocamlar da çalışıyor. Yani o taraftar baskısı kolay iş değil. Hele havaya girdiysen, hele arkana o seyirci aldıysan ve hele mücadele gücünü üst seviyeye çıkardıysan. Kolay değil.
sen Trabzon'a onu verdin. Beşiktaş kulübü bugün Beşiktaşlı tamam, oyuncular bugün Şenol Hoca biliyordu vermeseydi. Bugün onu ya bir şey mi? Yediği gollere bak. Hani keşke görüntü olsa. Yani Bardi'nin bak Bardi şey top söyle. Oyun dururken Bardi'nin harika bir ortası. Onu açılan vuruşu. Öteki free kick başka pozisyon var. Zaten. Doğru. Ya, abi ama doğru. Hocam. Anlar oyunu. Yani doğru. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Böyle ya. Zaten böyle kazanıyorsun maçları. Ya duran toptan kazanıyorsun. Ya Hakan oyunu bir atak. Böyle kazanıyorsun yani. Ya sonuçta Trabzonspor 3-0 kazandı. Net bir galibiyet aldı. Ya, güzel de bir galibiyet aldı. Kesinlikle. Yani.